Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresi 24 ve 25. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Vel muhsanat minen nisa illa ma melekat eymanukum. Evli olan kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı. Ancak cariyeleriniz bundan müstesna. Bundan önceki ayette Allahu Teala kimlerle evlenmek yasak bunları bildirmişti. Analarınızla, kızlarınızla gibi böyle anlatmıştı. Ve bu cümleden olmak üzere haram kılınan bir grup insan da evli olan kadınlar. Evli olan kadınlarla evlenmek de haramdır. Peki bunun istisnası yok mu? Bunun istisnası cariyeler. Savaşlarda iki taraf esir alabiliyor ve bu esir almanın neticesinde ya karşılıklı esirleri serbest bırakma oluyor veya fidye karşılığı esirleri bırakmak veya diğer taraf ikisine de yanaşmamışsa bunlar köle olarak kalıyor. Tarih boyunca bu uygulanmış. Bu uygulamadan dolayı Kur'an-ı Kerim'de de kölelerle alakalı bazı hükümler geçmekte. İşte kadın kölelere cariye denilir. Bunlar evli olduğunda, köle haline geldiğinde evlilik bağı ortadan kalkıyor. Ancak karı koca beraberce köle olmuşlarsa bunların aile hayatı yine devam eder. Fakat kadın tek başına köle alınmışsa artık kocasından ayrı kabul ediliyor ve bunlarla evlilik helal kılınmış. Kitaballah aleykum, bu Allah'ın size yazmış olduğu bir takım hükümlerdir. Ve uhille lekum ma vera ezalikum, bunun dışındakiler size helal kılındı. Eşyada asıl olan ibahadır denilir. Yani helallik. Haram olanlar ayrıca beyan edilmiştir. Burada da kimlerle evlenilmez, bununla alakalı hükümler beyan edilmiştir. Bunun dışındakiler helal kılınmıştır. En tebtegu bi emvalikum muhsinina gayre musafihin. Ama bunun da şartı var. Evlilikte insanın şu esaslara dikkat etmesi lazım. Yani malıyla bunların mehirlerini verecek ve kendisi iffetli olmayı bir esas kabul edecek ve bazılarıyla gayrimeşru beraberlik tarzında değil, ciddi bir şekilde evliliği esas alacak. Femestemtatun bihi minhunne, onlardan faydalanmanıza mukabil فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَر۪يدًا, belirlenmiş bir şekilde onlara mehirlerini veriniz. Mehir kadının hakkıdır ve mesela günümüzde ziynet eşyası olarak verilenler mehir olarak verilmiş olur. Bu doğrudan doğruya kadına aittir. Bunda dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَادَيْتُمْ بِه۪ مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يدَةِ. Ancak mehir verildikten sonra karşılıklı rıza ile kadın kendi mehrinden kocasına verecek olursa bu müstesna, bunda bir vebal söz konusu değildir. İnna Allaha kana alimen hakime, ve şüphesiz ki Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah son derece hikmet sahibidir. Dolayısıyla kimlerle evlenilir, Allah bunu en iyi bilir. Ve Allah'ın bu konuda vermiş olduğu hüküm en isabetli hükümdür. Ve men lem yestati minkum tavlen en yenki hal muhsanatil mu'minat. Ehli iman olan hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimseler böyle bir durumda femimma meleket eymanukum min feteyatikumul mu'minat. Ehli iman olan cariyelerle, genç cariyelerle evlenmek size helal kılındı. Burada cariyelerle evlilik, ama cariyenin de müminattan olması ve aynı zamanda feteyat olarak genç olması ayet-i kerime buna dikkat çekti. Peki yaşlı olsa evlenilmez mi? Evlenilebilir, ama normalde genç olanla evlenmek esastır. Ve mümin olması, iman sahibi olması, bu da yine önemli bir esas olarak bildiriliyor. Ehli kitap, onlar da Allah'a iman etmeleri noktasından buna dahildir.
malum Maide suresinde geçen bir ayette ehli kitapla evliliğin helal olduğu ifade edilmiştir. Vallahu a'lemu bi imanikum, Allah imanınızı en iyi bilendir. Yani bazen öyle olur ki bir cariye iman noktasında hür olan bir mümin kadından çok daha kamil bir iman sahibi olabilir. Ve belli bir kalitede olabilir. Gerek iman noktasında, gerek diğer vasıflarda iyi bir durumda olabilir. Ba'dukum min ba'd, ve siz birbirinizdensiniz. Burada siz birbirinizdensiniz derken, yani her ne kadar köle, cariye, bu gibi ayrımlar, hür, köle tarzında ayrımlar olsa da aslında hepiniz Adem ve Havva'nın torunlarısınız. Hepiniz bir asıldan gelmektesiniz. Bu açıdan köle durumunda olanlarla, cariye durumunda olanlarla da evlenmek helal kılınmıştır. فَنْكِهُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ, ve siz o köle kadınları onların sahiplerinin izniyle nikahlayınız. وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ, ve onların mehirlerini veriniz bilmaruf, maruf bir şekilde. Ancak burada şöyle bir incelik var. Mesela bir insanın diyelim kadın köleleri var. Böyle bir uygulama durumunda. Bir başkası onlardan biriyle veya bazılarıyla evlenmek istedi. Efendisi durumunda olan kimse buna izin verdiğinde normalde mehri o alma hakkına sahip. Ve onlara, o kadınlara, cari olan kadınlara mehirlerini veriniz derken bunların efendilerine ait olduğu mezhep imamlarınca ifade edilmiş. Ancak İmam-ı Malik ayetin zahirindeki ifadeye göre bunun doğrudan doğruya kadının bir hakkı olduğunu, yani cariye kadının bir hakkı olduğunu ifade ediyor. Ve onlara mehirlerinin verilmesi اَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, maruf bir şekilde, yani örfe uygun ve belirlenen miktarı vermek ve bunu geciktirmemek gibi, bu gibi hususlara dikkat ederek veriniz. Muhsanatin gayre müsafihatin, ve onların namuslu olmaları ve aynı zamanda gayrimeşru beraberlik tarzında bir hayat yaşamamaları, bu tarzda onlarla evlenin. Ve la muttahizati ahdan, gönül eğlendirmek tarzında da olmaksızın. Yani o cariyeler gönül eğlendirme tarzında sizinle beraber olmasınlar, iffetli olsunlar. Onlara siz mehirlerini vermek suretiyle onlarla evlenin. فَاِذَا اُحْسِنَّ, bunlar evlendiklerinde فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاهِشَتِنْ, eğer çirkin bir şey yapacak olurlarsa, buradaki fahişe genelde zina anlamında değerlendirilmiştir. Bir zina gibi bir olay başlarından geçerse فَاَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, diğer evli olan kadınlara verilen azabın, hür kadınlara verilen cezanın yarısı bunlara verilecektir. Çünkü bunlar tam hürriyetlerine malik değiller ve bunların kendilerini korumaları diğer kadınların korumalarına göre daha da zor bir durumdadır. Böyle olunca onlarla alakalı hafifletici bir hüküm getiriliyor. Eğer bunlar taşkın bir halleri olursa, çirkin bir fiil yapacak olurlarsa iffetleri noktasında, bunlara, hür kadınlara verilen azabın, cezanın yarısı. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ, onlarla evlilik, yani cariye olanlarla evlenmek, sizden günaha düşme tehlikesi olan kimseler içindir. Yani bir insan var, diyelim evlenmek istiyor ama maddi imkanları o kadar iyi değil. Ancak bir miktar parası var. Bununla bir cariye ile evlenebilecek, bir cariyeyi geçindirebilecek bir durum var. Bu durumda evlenebilir. Evlenebilmesi bir ruhsattır ama esas olan hür bir kadınla evlenmesidir. Çünkü cariye ile evlenildiğinde bunun bir takım mahsurları da olabilecektir. Her şeyden önce sosyal statü itibariyle itibarı epey sarsılabilecektir. Bir başka durum, bir
cariye ile evlendiğinde doğan çocuk da hür olarak değil, o da bir nevi anasına, annesine tabi olarak, o da bir nevi esir hükmünde olacaktır. Bu yönü var. Bir de iffet noktasında onların iffetlerini muhafaza edebilmeleri daha zor. Çünkü efendisi durumunda olan kimse bunlara çok işler yaptırabilir ve devamlı orada bulunabilir. Bunlarla tam bir aile hayatı mümkün olmayabilir. Bu gibi noktalardan her ne kadar cariyelerle evlenmek hüküm itibariyle caiz kılınmışsa da, mubah kılınmışsa da tavsiye edilen bir şey de değildir. Ancak bir kimse normal hür bir kadınla evlenebilecek durumda değil, bir cariye ile ancak evlenebiliyor. İffetini korumak için böyle bir evlilik yapabilir. Ayet-i kerime ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْاَنَةَ مِنْكُمْ Bu sizden günaha düşmekten korkan kimse içindir. Yani tehlike sınırında olan kimse içindir. Bunu ifade ediyor. وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ Ama sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Yani bu tarzda bir evlilik yapmaktansa sabrı esas almak. Bir insan sabreder ve neticede hür bir kadınla, kendi durumuna uygun, kendine münasip bir hanımla evlenmesi daha iyi olacaktır. Vallahu gafurur rahim ve Allah affedendir ve son derece merhamet sahibi olandır. Bazen şöyle bir soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. Kur'an-ı Kerim en güzel hükümleri ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim kölelikle alakalı ayetlerinde bunlara yer veriyor. Yani böyle bir din köleliği nasıl kabul eder? Burada şöyle bir incelik var. Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara hitap ediyor. Ve kölelik de bazı zamanların bir gerçeğidir, realitesidir. Ve birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın her tarafında kölelik vardı. Böyle olunca böyle bir vakayla alakalı bazı hükümlerin yer alması son derece normaldir. Yoksa Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya ey insanlar savaşta insanları köle yapın diye hüküm getirmiyor. Yani mesele insanların hür olmasıdır, hürriyetlerinin korunmasıdır, dinlerinin, namuslarının, akıllarının korunmasıdır, mallarının, canlarının korunmasıdır. Böyle olmakla beraber tarihte hemen hemen bütün milletlerde köleler de bulunmuş. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kölelerle alakalı hükümlerde yer alıyor. Ve evlilik meselelerinde normalde iffetli, hür kadınlarla evlenmek esastır. Esas olan hüküm bu. Ama bir ruhsat olarak, yani bir genişlik olarak cariyelerle evlenmeye de müsaade edilmiş. Herkes aynı durumda olmaz. Herkes aynı imkana da sahip değildir. Bir delikanlı diyelim iffetli bir şekilde evlenmek istiyor. Ama maddi durumu buna müsait değil. Ve o toplumda diyelim cariyeler varsa onlarla evlenmek biraz daha kolay maddi imkanlar itibariyle. Böyle bir durumda o kimse iffetini bu şekilde muhafaza edebilir. Ama sabretmesi ve imkanları müsait hale geldiğinde daha böyle uygun bir şekilde evlilik yapması hayırlı olacaktır. Ayet-i Kerime buna da dikkat çekmiştir. Günümüze bakan yönüyle şöyle bir inceliği de ben paylaşmak istiyorum. Merhum Hamdi Yazır diyor ki, evliliğin zorlaştırılmasında gayrimeşru beraberliğin, zinanın kolaylaştırılması vardır. Yani evliliği zorlaştırmamak lazım. Evliliği kolaylaştırmak gerekir. Bu noktada mehir olarak belirlenen miktar bazen çok olabilmekte. Yani ziynet eşyası, takı olarak istenen şeyler çok fazla olabilmekte. Nice delikanlı bunları bulmakta zorlanabilmekte. Bundan dolayı da bakıyorsunuz evlenme yaşına gelen nice insan evlenemeyebiliyor. Bu hem delikanlılar için sıkıntılı bir durum, hem de genç kızlar için sıkıntılı bir durum. Bunlar daha mütevazi imkanlarda evlenebilirler ve kolaylık gösterildiğinde daha rahat şartlarda hayatlarını devam ettirebilirler. Bunun neticesinde namuslarını daha iyi korurlar ve o ailelerde mutlu nesiller, kaliteli nesiller meydana gelir. Ama bakıyorsunuz ki
İşte şu da alınsın, bu da alınsın ve bir evlilik adeta bir servete dönüşüyor. Evlilik yapabilmek için bir servete sahip olmanız gerekiyor. Bu da her zaman herkes için mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda evliliği kolaylaştırmak her iki taraf için de daha rahatlatıcı olacaktır ve ülkemizin de bütün insanların da daha lehinde olacaktır. Ve erkeğin veya kadının evlenmesi gereken yaşlarda evlenmeyip gecikmesi bir takım psikolojik sıkıntılara da sebebiyet verebilmektedir. Veya iki tarafın da gayrimeşru beraberliklere düşmesine sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı evliliği kolaylaştırmak esastır. Bu da anne babalara düşen bir görev. Anne babalar bu noktada anlayışlı olacaklar ve evliliği kolaylaştıracaklar. İki taraf mütevazi imkanlarla bir araya gelir. Zaman içerisinde bir eve gereken diğer eşyalar neyse onlara da sahip olabilirler. Mühim olan iki gönlün birbirine ısınmış olmasıdır. Evliliğin uygun şartlarda birbirine münasip kimselerle yapılmış olmasıdır. Bunlar olduğunda Allah'ın izniyle maddi imkanlar da zamanla düzelebilecektir. Cenab-ı Hak ailelerimizi adeta bir cennet yuvası haline getirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.